İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ekonomik tedbirleri yürürlüğe sokmamakta direniyor. New York'ta verdiği son demeçte de İspanyol lider 2013 bütçesinde yer alacak hiçbir tasarruf tedbirini açıklamadı. Ülkenin Eurogrup'tan finansal yardım alıp almadığı ise hala meçhul. Bu suskunluğu Maliye Bakanı da devam ettiriyor. Geçtiğimiz cumartesi kameraların karşısına geçen Luis de Guindos, Madrid yönetiminin yardım çağrısında bulunmadan önce bekleyebildiği kadar bekleyeceğini açıkladı. İspanya bu tür bir operasyonu oluşturan her elemanı çok iyi hesaplayacak ve ne gerekiyorsa acele etmeden yerine getirecek. Fakat siyasi ajandadaki sıkışıklık ve halkın sabrının hızla tükenmesi işleri ardın alan iktidara büyük zararlar verebilir. Zira Galicia, Bask ve Katalonya bölgeleri 21 Ekim'de erken seçime gidiyor. Hükümetin sandıktan yenilgiyle çıkma riski ise çok yüksek. Başbakan özellikle Halkçı Parti'nin kalesi olan Galicia bölgesinde bir yenilgi almak istemiyor. Zorlu konularda çalışmalarımızın zaman aldığını ve sonuçlarını hemen vermediğini bilmenizi istiyorum. Bu ne yapılması gerekiyorsa odur. Bu bizi bu durumun içine sokan geçmişte alınmış kararların zıttıdır. Oysa Rajoy hükümetinin göreve gelmesinden beri ekonomik gidişatta hiçbir düzelme yaşanmadı. Alarm veren Merkez Bankası'na göre gayri safi milli hasıla gözle görülür bir şekilde düşüyor. Eylül'den itibaren katma değer vergisinin %18'den 21'e yükseltilmesi alım gücüne büyük bir darbe indirdi. Oysa hükümet bu şekilde bütçe açığını düşürmeyi hedefliyordu. Sene sonunda gayri safi yurt içi hasılanın %4.5'ine çekilmesine çalışılan açık Ağustos sonunda %4.77'de bulunuyordu. Diğer bir sorun da İspanyol borcunu satın alan piyasaların sabrının tükenmiş olması. Madrid'in somut bir karar almadan geçirdiği her gün kendisine artan faiz oranları olarak geri dönüyor.